Annemle konuştum dedim. Kötü bir şey yok değil mi? Yok diyor ama beni geçiştiriyor. Annemi tanıyorum. Bir şey var, susuyor. Kolay kolay bu hale gelmez o. Endişeleniyordur senin için, anlamak lazım. Sana öyle mi dedi? Bir şey demedi ama ben anlıyorum. Ne dedi peki? Yani bugün buluşmuşsunuz ya. Konuştunuz mu hiç? Konuştuk. Ama dertleştik öyle aramızda. Merak ediyor seni. Neredesin? Ne yapıyorsun? Başına bir şey geldi mi? Neden bu halde olduğu sır değil yani. Başka bir şey yok yani. Yok. Babam ağzımı aradı bu akşam. Seninle de geçen gün konuşmuş. Bu işin adını koyalım diye. Hatırlarsan ben de geçen gece sana sormuştum ama... sen susup cevap vermemiştin. Susmadım Halide, işim çıktı gittim. Sustum. Telefonum çalınca da fırsat bilip kaçtım. Niye kaçayım Halide? Bilmem. Ben de onu merak ediyorum zaten. Madem kaçmıyorsun, o zaman şimdi cevap ver. Tamam. Sorun neydi tam olarak? Evlilik. Evlilik hakkında, bir olmak hakkında, aile kurmak hakkında ne düşünüyorsun? Biz bunları hiç konuşmadık ama normalde çiftler böyle şeyler konuşurlar. Halide, sana olan hislerimi biliyorsun. Tamam, ben bunları pek sık dile getirmiyor olabilirim. Ama benim tek düşüncem sensin, biliyorsun. Yok, bilmiyorum. Emin olamıyorum. Çoğu zaman kafan karışık gibi duruyorsun. Sanki aklın başka yerde. Bana, bize, geleceğimize hiçbir zaman odaklanamıyor gibisin. Halide, ben böyle şeyleri pek konuşamam ki. Doğru da bulmam. Her şey olacağına varır zaten. Bak yine cevap veremiyorsun. Ya bizim zaten yarın hemen evlenecek halimiz yok. Ama ne var yani? Evet sevgilim, ben de seninle evlenmeyi, aile kurmayı, bir olmayı çok istiyorum da sen ne olur? Ne olur, ne engel oluyor sana? Niye bana böyle şeyler söyleyemiyorsun? Çünkü hiç hayal kurmuyorsun değil mi? Benimle ilgili hiç hayalin yok. Zaten ben aramasam, sormasam seni arayacağın da yok. Halide, nereden çıktı şimdi bunlar? Niye yükseldin böyle? Öyle. Neyse ya, ben gidiyorum. Halide! Halide, nereye gidiyorsun? Sana ne? Sana ne? Sanki çok mu umurunda? Gecenin bir yarısı yanımdan çekip gidiyorsun. Sabah kalkıyorum, yoksun. Arıyorum, açmıyorsun. Mesaj atıyorum, çok sonra mecburen dönüyorsun. Gel demesem gelmeyeceksin. Ben tek taraflı bir şey yaşıyorum sadece, o kadar. Halide, abartıyorsun. Ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Ya ben senin etrafında dönmesem sen beni görmüyorsun. Ben neredeyim, nasılım, sen beni merak bile etmiyorsun. Tamam, tamam, gel konuşalım hepsini. Gel. Tamam, duruyorum işte, konuşalım, bekliyorum, hadi konuş. Sen telefonuna bak ya. Senin benden, bizden daha önemli işlerin vardır. Sen kavga etmek için buluşmak istemişsin, anladım ben bunu. Senin anladığın gerçekten bu mu ya? Ben sana diyecek laf bile bulamıyorum artık. Tamam, tamam, ben bırakayım bari, gel. İstemez, kendim giderim. Efendim. Ali Rıza. Şimdi Safir'le konuştum. Balaban kaçmış. Biliyorum, ben kaçırdım. Ne diyorsun sen Ali Rıza? Anlatacağım her şeyi. Merak etme.
bakışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum, kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum, fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum, fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Toplantıdan mı geliyorsun? Evet. Sen nereye gidiyorsun? Ben evime dönüyorum Murat. Yani bu süreçte senin yanında olmayı, sana gerçekten destek olmayı istedim ama görüyorum ki senin hayallerin çok başka. Kimse niye beni anlamıyor ya? Beni niye anlamıyorsun Füsun? En azından beni sen anlasan olmaz mıydı? He? En azından sen anlasan olmaz mıydı ya? Mecburum diyorum. Beni zorlamasan olmaz mı? Hepsi geçecek bunların. Ne geçecek? Hiçbir şey geçmeyecek Murat. Asıl sen neden hem kendine hem bana bunu yapıyorsun? Hiçbir yere gitmiyorsun. Yani duydum, aklım çıktı.